Verda Azrak, dünyada nadir görülen hastalıklardan birisi olan Otto Brewery hastası, Türkiye'de bilinense ilk hasta. Bu hastalığı biraz konuşalım. Konuşacağımız kişi ise Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Emel Uzunoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Şimdi hocam, bu nasıl bir hastalık diye soralım. Tam olarak sebebi nedir? Onu dinleyelim sizden. Oynum Hanım, şimdi bağırsağımızda bizimle birlikte yaşayan dost mikroorganizmalar var. Fakat bu dost mikroorganizmalar belli bir denge içerisinde yaşıyorlar. Bu dengenin bozulması haline biz disbiyozis diyoruz. Şimdi bu mikroorganizmalar o kadar önemli ki serotonin dediğimiz mutluluk hormonunun salgılanmasından besinlerin sindirilmesine kadar birçok fonksiyonları var. Eğer burada bir denge bozulursa o zaman bu mikroorganizmalar bu sefer bir takım hastalıklara neden olmaya başlıyorlar. Ve şimdi mikroorganizmalar şekeri kullanarak alkol zaten üretir. Yani bunu hepimiz de yapıyor. Fakat eğer denge bozulur ve alkol üreten, üstelik de fazla miktarda alkol üreten mikroorganizmalar çoğalmaya başlarsa bağırsağımızda, işte bugün bildiğimiz patofizyolojiye göre Otto Brewery sendromu ortaya çıkıyor. Çok enteresan gerçekten. Yani nadir hastalıklar genelde insanı şaşırtıyor ama bu da bir o kadar şaşırtan durumlardan biri. Peki bu hasta kendisini nasıl hissediyor? Ne semptomlarla başvuruyor doktorlara? Bu hasta tabii ki önce anlamamış. Yani yaklaşık bir 2,5 senelik bir öyküsü var hastalığın. Bir müddet anlamamışlar. Zaten dünyada da hastaların bazıları önce erken demans tanısı almış. Karakter değişiklikleri var. Takıntılar ortaya çıkıyor. Daha sonra kendini sarhoş hissediyor. Uykulu hissediyor. Ve bir müddet sonra da koku gelmeye başlıyor hastadan. Eğer alkol çok fazla yükselirse, yani 30 promillere kadar çıkarsa, hastadan normal bir alkol almış kişi gibi koku gelmeye başlıyor. Hastalıkta o kadar alkol yükseliyor ki, yani şöyle söyleyeyim size, 2 büyük 70'lik rakı ya da %40'lık viskiden 15 shot almış kadar alkol yükselebiliyor bu hastalar. Aman Allah'ım. Ne diyorsunuz hocam? Bu aynı zamanda aslında hayatı tehdit eden bir durum değil mi? Çünkü bu kadar alkol, bilmiyorum, hayatı tehdit eder mi? Çok alkolle haşır neşir biri değilim ama yani bana çok tehlikeli bir durum gibi geldi. Şimdi 30 promilli, şöyle düşünüyorum, yasal seviyenin, en azından araba kullanmak için yasal seviyenin çok az altında. O hayatı tehdit etmez belki yasal seviyenin altında olduğu için ama bu söylediğiniz rakamlar inanılmaz. Şimdi şöyle, ehliyetinizi kaybetmeye yasal sınır 0,05. Ha, 0,05. Ben 0,03 olarak değerlendirdim. 30 diyorsunuz. Evet. Bu onun çok üstünde ve gerçekten de yaşamı tehdit ediyor. Yani alkol intoksikasyonu, bu bir çeşit alkol zehirlenmesi, laktik asiti hayatı tehdit edici boyutlara geliyor. Yani yoğun bakım endikasyonu gerektirecek durumlara vardıran durumlar var. O yüzden hem yasal olarak sorun açabilir, hem de sağlık sorunu açabiliyor kişinin kendisine. Anladım hocam. Anladım. Çok teşekkür ediyorum bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için. Nadir hastalık ama yine de izleyicilerimizi uyarmış olalım sizinle birlikte ve sizin sayenizde. Ve şimdiden bu tarz bir durum yaşayan izleyicilerimize hemen uzmanlara yönelmeyi tavsiye edelim, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Ama tabii şöyle, alkolü ölçtürmek kolay bir şey değil. Ancak polis nezaretinde alkol ölçülüyor acil servislerde. O yüzden şu anda bazı yasal açmazlar da var bununla ilgili, öyle görünüyor. Ama hastalık konuşuldukça ve yeni hastalar görüldükçe bu sorunlar da çözülecektir diye düşünüyorum.
Ben izniniz olursa bitirmeden teşekkür etmek istediğim arkadaşlarım var. Çünkü bu hasta Giresun'da tedavi edildi. Ve o kadar inanamadı ki herkes, yani Giresun gibi küçük bir kentte, böyle bir küçük üniversitede tedavi edildiğine. Ama son derece bilimsel yöntemlerle, tamamen bilimin ve yayınların ışığında tedavi edildi. Bir bitkisel ürün ya da bilmediğimiz, sonucunu göremediğimiz bir ürünle tedavi edilmedi. Benim beraber konseyimde çalıştığım arkadaşlarım var. Zaten iç hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Kubilay İsteveri zaten izledi izleyiciler televizyonda. Bunun dışında konseyimizde bir iç hastalıkları uzmanımız vardı, Ahmet Melih Şahin. Biyokimya uzmanımız vardı, Ömer Emecen. Bir diyetisyenimiz vardı, şekerle beraber ortaya çıktığı için Ezgi Hanım, Ezgi Bayram. Bunun dışında tabii ki bir de bizim çok özverili sağlık personelimiz, yardımcı sağlık personelimiz sağ vardı. Laboratuvarda günlerce çalıştılar, hemşirelerimiz vardı, öf bile demediler. Hepsine sağ ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizlerden de sevgiler, saygılar tüm sağlık personeline. Az önce ismini saydığınız sağlıkçılarımız, kıymetli isimler nezdinde tüm sağlıkçılarımıza da bir kez daha teşekkür etmiş olalım ve size de yayınımıza bağlandığınız için ve bu çok enteresan ve nadir görülen hastalıklar kapsamında görülen hastalıkla ilgili bilgi verdiğiniz için en azından izleyicilerimizi acaba bana neler oluyor diyorlarsa bilinçlendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet, doçent doktor Emel Uzunoğlu bizimle birlikteydi.